Biraz önce hani konuşuyorduk, biz insanların trafikte cahilliklerinden, argoluğundan bahsediyoruz. Ama ben oğlumla giderken havaalanına büyük oğlumla beraber buluşacaktık. Hep beraber bir tatil yaşayacaktık. Oğlumun 15 tatiliydi, Sidney'e gidecektik. Havaalanına yaklaştık. Tam havaalanı kavşağında alkollü araba süren 3 tane bekar adam bizim veni, yani büyük aracı devirdi. Yani bilemiyorum, başıma çok şey geldi ama geçmişte kaldı, inşallah bundan sonra kötü bir şey gelmez. Son zamanlarda iyi şeyler geliyordur inşallah. Şimdi iyiyim, daha pozitifim. Hayattan her gün ders alıyorum. Her gün daha büyüyorum. Kendimi her ne kadar yaşım ve hani tarih sınırsız ya. Diyorum ki ben hala çocukmuşum. Ben de hatalar yapıyorum. Özel hayatımda, çocuklarımla ilişkimde. Ama şöyle bir şey var. Şu anda mutluyum. Niye mutluyum? Çünkü sahneye döndüm. Yakın bir zamanda My Pavyon'da Cenk Eren'le 22 Aralık'ta programa başlıyorum. Pavyona düştün yani. Evet, düştüm. Hayırlı uğurlu olsun ya. Cenk Eren düştü. Her şey şimdi baştan başlıyorum diyor. Evet, yaşasın. Çok mutluyum. Mutluyum. Ne güzel, maşallah, o zaman hiç başına kötü bir şey de gelmesin, ama hayatın açıldığı zaman bir gün eğer öyle çok uzun süreli bir program yaparsak. Ben Hindistan'a gittikten sonra değiştim. Gerçekten şaka yapmıyorum. Ganj Nehri'nde yıkandın mı? Hindistan'a gittim, Tibet'e gittim, Katmandu'ya gittim. Elhamdülillah Müslümanım, ama çok bu enerji çalışmalarına katıldım ve bir şeye takılmamayı öğrendim. Çünkü bir saniye öncesinde olan olayı bir saniye sonrasında taşımanın bir anlamı yok. Geçmiş geçmişte kaldı. Ama oğlum, o kadar niye gezdin ki? Yanında Selami abi var. Bir telefon açsaydın anlatırdı sana bunu. Selami abi çok damardan. Damardan mı geldi? Damardan. Gitme Hindistan'a. Görürsün ineği. Tabii ki ben ses sanatçısı olduğum için hemen gitmedim. Ülke yok. Hindistan'a da gittim. Gittiniz mi siz de? Avustralya olsun kaç defa. Singapur'a kadar, yani bütün Avrupa ülkeleri gezdim yani, çok güzel. Nasıl, o kadar yer gezdin, o kadar yer gördün. Yediğin içtiğin senin olsun. İstanbul kadar güzel bir şehir görmedim. Dünya bir ülke olursa başkenti İstanbul olur. İstanbul'a yazdığın bir şarkı var mı? Bitmek üzere. O şarkıymış senin değil. O şarkıymış senin değil. Yapıyorum. Bitince senin olacak. Ama böyle... şey doğru. Bitmek üzere yani. İstanbul'da bir şey yazılacaksa hakikaten bitmek şarkının üzere. Şarkının adı bitmek yani. Üzere olacak. Hayır, şehir bitmek niye üzere. Trafik? O kadar büyük. Trafik, her şey. Hayat böyle bir öyle gidiyor. Sevgili Barış. Barış mı istersin, Murat mı istersin? Barış. Şimdi kadın da 90-60-90 ideal ölçü olarak biliniyor. Yani en azından hani dünya istatistiklerinde ya da işte kim uydurduysa bunu 90-60-90 idealdir diyor. Erkekte o ölçüler var mı bir ve nereden anlıyor? Erkekte olduğunu sanmıyorum ama yani 90-60-90'a çok aslında katılmıyorum. Sonuçta o ölçülere uymayıp da hayatınıza daha önce bir sürü insan girmiştir. Buradaki herkesin girmiştir. Yani erkek ya da ben fark etmez sonuçta. Yani ölçülere bağlı kalmak mantıklı değil bence bir. İkincisi, erkeklerde bayanlar en azından bunun muhabbetini hani az çok bilirsiniz yaparlar. Yani 90-60-90 ama erkekte öyle bir şey yoktur. Ben duymadım yani. Kadınlarda da böyle bir şey kalmadı. 90-60-90 diye bir şey yok artık yani. Erkekte de yok. 90-60-90 kadında yok mu ya? Kadınlarda da yok. Ne oldu ki kadınlar? Şimdi öyle bir nedir? Deyim var yani. Şimdi yeni altın jenerasyon daha sıska. Yani daha böyle sıfır beden falan. Yemiyorlar, kim demiş onu? 47 numara ayakkabı giyiyor ya. Evet. Benim yeğenim var, canım benim. Buradan selamlarım. 47 numara ne oldu? Bayan mı? Bayan. 47 numara. 47. Boy kaç? Oğlum 80'in üzerinde bayağı bir. Maşallah. Yani işte yeni jenerasyon bırak böyle bir şey. Bırak bu ayakları diyeceksin. Bırak bu ayakları diyeyim. Peki gel. Na bırak bu ayakları ya. Olmuyor yani benim. Yani kadınlarda yuvarlak hat artık yok. Böyle hepsi model manken gibi olmak istiyorlar. Daha gencecik kızlar 15-16 yaşında diyete başlıyorlar. Sağlıklı bir şey mi bilmiyorum. Sen kurban olayım yani, çok farklı mahallelerde yaşadığımız belli. Evet. Hani bizde de o dediğin şekil yok yani. Öyle görmedik henüz öyle. Öyle mi? Hani bir vallahi. Demek ki yaşadığın mahalleyle değil, ilintili bir şey ve neyle beslendiğinle ilintili bir şey. Peki ölçü ya, öncesi sonrası gibisiniz ya. Allah aşkına bir bakar mısın? Öncesi ve sonrası. Ya tabii iki meslektaş, bir tanesi mesleğin duayeni. Tam da o duayenlik üzerine gitmek istiyorum. Türkiye'nin ilk mankenlerinden biri falan deyince insan hani ne bileyim böyle kelli ferli bir şey bekliyor ama korkarım siz hiç yaşlanmayacaksınız. Ben gene 58'im. Hani erkek bedeninde bu 20-25 senedir aynı. Şu anda giymiş olduğum ceket benim. O başladığım günden beri aynı beden. Bu Benjamin Button karakterini bırakabiliyoruz. Ya tabii muhakkak. Yüzümüze, her şeyimize vuruyor. Arkadaşımı
kardeşimi çok zorlu bir yolculuk bekliyor aslında bu şeyde. Daha çok yeni seçildi. Güzel bir titri var. İyi bir sürü şey anlatacaksınız bu akşam ona zaten. Olacak. Evet yani. Ben hep kendimize saygıdan, kendi mesleğimize saygıdan dolayı bu halde olduk. Yani çünkü her sene gene başka bir işler oldu. Önümüzdeki sene bir defile olacağı için o defileye hazırlık aşamasında hep bakmak zorunda kaldık kendimize. Mankenlerin böyle bir hayatı var değil mi? Yani kadın olsun, tabii mankenliği olsun. Mankenlik mesleği olarak ciddi anlamda aldığın zaman bunu yapmak zorundasın. Kendine de ve mesleğine de firmalara da saygı duymak zorunda. Siz de mankenlik yapıyor musunuz? Ben yapmıyorum abi. Ama niye zarfladınız? Ben konu mankeniyim yani, tamam. Burada durduğum gördüğün gibi konu mankenliği yapıyorum. Önemli. Ama... Şimdi bakın ben katılıyorum. Bir insan mesleğini yapıyorsa, mankense kendine dikkat etmeli bir. Eğer ses yorumcuysa sesine bakmalı. Bakmalı. Yanlış mı? Tabii. Kesinlikle. Çok yani doğru. Çok önemli. Çok doğru. Doğru. Tabii ben Türkiye'nin ilk mankenlerinden değilim tabii. Yani İstanbul'da bu 87 senesinde geldiğimde başladım ben İstanbul'da. Daha önce Ankara'da 2 sene büyük firmalarda çalıştım. O seneden beri sadece meslek olarak benim hep bu mesleğim oldu. Yani ben televizyona geçtiğim zaman da ben hep manken şeyini kullandım. Devam ettiniz. Sürekli o. Kullandım. Devam ediyor mu Atilla mankenlik? Mankenlik benim tercihlerim doğrultusunda devam ediyor. Yani ben şu anda takım elbiseden başka bir firmayla çalışmıyorum. Yani katalog çekimlerim olabiliyor, çalışmalarım olabiliyor. 25 senedir de çalıştığım benim bir Faruk Saracım var Türkiye'de de. Yani bizim çok sevdiğimiz Faruk abimiz yanımızda. Kendisiyle çalışırım. O beni hep zihinde tutar, hep iş tutar. Ha. Hep ona söylerim. Bunlar bazen, senin yüzünden oluyor derim. Bazen adamlar da önemli. Için hep fit olmak zorunda kalıyoruz. Peki. Şimdi şu fotoğrafı birlikte şey yapalım isterseniz. Biraz karıştıralım. Üstad bu fotoğraf... Evet, bu arada bir son dakika haberi var. YÖK, Yükseköğretim Kurumu üniversite sınavında katsayıyı kaldırma kararı aldı. Sanıyorum şu anda bütün ergenlerin kulaklarına varmıştır ağızları. Hayırlı uğurlu olsun. Şimdi bu fotoğrafınızı ilk görenler Wolfgang Amadeus Mozart yorumu yapmışlar sizin için. Mozart sakalları yoktu. Buradan başlayalım ama anladığım kadarıyla notaların arasında uçuşan halinizi kim yaptı abi sana bunu? Şimdi albümün okunmamış, hit olmuş yani hit olup okumadığım şarkılarından oluşan bir albüm. Bu iki oğlum Lider ve Emirhan'ın düşüncesi. Allah bağışlasın. Cümle evlatlarımızı olmayanlara da nasip etsin. Dediler ki baba mahzende kalmış şarkıların. Albümün adı da Mahzen olsun. Tamam. Sen de mahzenden çıkmışçasına o resimler, o notalar yıllardır bu kadar beste ünlü olmuş şarkıların var. Öyle bir mahzeni, eski yılları hatırlatan uçuşan notalarla Mehmet Turgut. Mehmet Turgut mu yaptı? Çekti resimleri. Kendisine gerçekten çok selamlarımızı iletiyoruz ama yani burada bir mahzenden çıkmış bir adamdan çok paranın belini kırmış bir CEO'ya benziyorsunuz. Çok yıllanmış üzüldüm. Şarap gibi yani. Yıllanmış şarap gibi. Evet. Bakmayın sarhoş olursunuz. Abi enteresan pek ama sakal güzel gitmiş. Niye kestin sakalları? Ben gençlik zamanımda da bırakmıştım. Belli olmaz yine bırakırım. O yani. Gençlik hatası da burada güzel olmuş. Evet. Burada çünkü o sizin gençlik zamanınızdaki sakallı resimleriniz var elimizde. Evet. Ama burada hakikaten güzel durmuş. Bir gerçi tabii ay yüzlü de bir insan olduğunuz için gayet keyifli. Yani durmuş. Alışamadım durmadan kaşın. Alışamadım diye bir şarkınız var mıydı? Alışmak sevmekten daha zor geliyor. O şarkı sizin evet. Değil mi? Çok güzel, gayet güzel.